Herkese selam, kolay gelsin, iyi oyunlar. Bu videoda ne yapacağız? Geçen takip edenler, bir önceki vadi sezonunda kumbarayı önce açmıştım. Gitmişti jetonlar, elmaslar filan. Supercell'e yazmıştım. Biraz önce yazmışlar jetonlarını geri vereceğiz diye. Ben de dedim elmasları istiyorum, ben ne yapayım jetonu. Elmasları göndereceğini yazdılar. Ama neleri gönderdiler daha henüz bilmiyorum. Elmaslar herhalde bir iki saate gelir. Şimdi ne gelmiş ona bir bakalım. Hayır, vermiyorum. İlk önce vadedeki jetonlara bir bakalım. Jeton geldiyse rakamları bilelim. 427, 259, 262. Ona göre açalım, evet. Ya da direkt elmas da gelmiş olabilir tabii. 170, evet. Jetonlarını getirdim. Jeton göndermişler harbiden ya. Böyle bir şey var mı? Bir tane jeton geldi. Bakalım geliyor mu? Evet, geliyor. Bakalım ne gelecek? Hadi Alfred amca biraz hızlı. ...361 tane kırmızı. Oo, bu gidecek gelecek. Bu arada derbiye bakalım biz. Biz derbiyi bıraktık. Niye bıraktık? Dördüncü olalım, beşinci olalım diye. Beşinci olmuşuz zaten. Allah'tan diğerleri devam etti. Çünkü aradaki fark çoktu. Zaten biz derbiyi açtık bir saat sonra. Bu birinci olan arkadaşlar 28.800 yapıp bitirmişlerdi. Bir de derbide ben yanlış görev alınca, dünkü videoda da vardı 270'lik. Bu görevi alınca zaten hiç şansımız yoktu. 320'yi bozmuş olduk. Onun için de sıralamada ikinci ya da üçüncü olmayalım diye ödülleri alana kadar yaptık. Yani 24.300 puan olana kadar 24.900 puan yapmışız. Bu arada şu ödülleri alalım. Ha, nereye alıyorsun ya? Yavaş yavaş, saçın başın dağılmasın. Daha bugün cuma. Biz bundan sonrasını yapmayacağız. Çünkü mesela iki kere böyle bir şey yapmışız. Dördüncü, beşinci olalım diye durmuşuz ama o arkadaşlar devam edememiş. Biz üçüncü olmuşuz. Ve bu burada iki tane üçüncülük bronz madalyası var. Bu değişmiyor. Bu sürekli yani her zaman yazacak bu burada. Burada yazmasın diye dördüncü ya da beşinci olursam burada yazmıyor. O haftayı boş geçiyor. Ya birinci olacaksın ya dördüncü olacaksın. 17 kere ikinci olmuşuz. Bunlar hep hata. Son dakikada atıyorum 320 almamışız, 315 almışız. Arkadaki gelenler de bizi geçememiş. Orada ikinci olmuşuz. Burada yazmasın diye dördüncü, beşinci oluyoruz. Bu hafta bir sıkıntı yok. Birinci olamadık ama. Ama listeye üçüncü ya da dördüncü, ikinci ya da üçüncü olarak yansımadı. Alfred ne getirdin bakalım? 383 tane. Bu neye göre veriyor? Ne? Yani nasıl bir iş bu, anlamadım. Kumbaradaki bütün jetonları mı gönderdi? Bakalım Alfred gelecek mi? Ne point? Elmaslar yok. Elmasları herhalde öğleden sonra gönderirler. Gönderirlerse de onu açmam. Bir dahaki videoda açarız, görürüz. Şimdi çark felek etkinliği var. Çark felek etkinliğini daha önceki videolarda anlattım. iOS, yani benim kullandığım iPad, iOS cihaz kısaca. Android'lerde de yapılıyor ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Uçuş modunda baktım. 7. 11. ve 13. çevirişte belge veriyor. 13 tane çevirmeye 3 tane belge, bana göre mantıklı.
iki tane belge almak için bir hafta derbi yapıyoruz sonuçta. Onun için ben şimdi onları alacağım. Beraber alalım. Birkaç tane de checkbot geldi. Daha sonrasında 13'ten sonra 35-36'ya kadar çevirdim. Bağlantı kopana kadar. Bir daha belge gelmedi. Zaten gelseydi de o rakamlara belge alınmaz. Checkbot herhalde oralarda geldi. Tam hatırlamıyorum. Şimdi geldi. Evet. 21.100. Allah bereket versin. Burada gelmiş. 42.000. 63.000 altın. Güzel. Bu da pirinç. Bunu nasıl çevirirseniz çevirin. Fark etmez. Size programlanmış neyse o gelecek. Yani geriye de çevirsem muhtemelen şimdi belge geliyor. İleri çevir, geri çevir, yavaş çevir, hızlı çevir. O gelecek yani sana. Hızlı, yavaş, ileri, geri hiçbir şey fark etmiyor. Sana programlanmış bir program var. O gelecek sana, ne gelirse gelsin. Şimdi muhtemelen 11'de gelecek. Öyle hatırlıyorum. Bir de 13'te gelmesi lazım. Evet, iki belge aldık. Sandviç. Ve 3 belge. 13 çevirmeye 3 tane belge gayet güzel bence. Verimli bir etkinlik oldu. Burayı da hallettik. Dün gemi etkinliği vardı. Biz de %50 güçlendiriciyi açtık. 2 milyon 800 bin XP'miz vardı. 4 milyon XP'miz olmuş. 1 milyon 200 bin XP yapmışız dün gemiden. Ki ben yükledim. Yani doğal olarak yavaş yavaş yükledim. Ara verdim çoğu zaman. Başakşehir maçını izledim. Bu arada Başakşehir'i ve taraftarlarını kutluyorum. Önemli bir iş yaptılar. Lisbon'da 3-1 yenilmişlerdi. Burada 4-1 yendiler. Takdire şayan. 10 numara işte, çok keyifli bir maçtı. Şimdi vadiyi açalım artık. Hem şu, evet, 427 idi, 810 olmuş. 259, 620 olmuş. 262 idi, 438 olmuş. Şu kumbaranın içindekileri silin dedim. Onu da silmediler. Çünkü mavi ile yeşilin arasında 100 fark var. Kırmızı ile yeşilin arasında 80 fark var. O kötü. Onun için ben bu vadide hiç kasmayıp şu Kaptan Amerika'yı alacağım. Elmasla melmasla uğraşmaya, kumbarayla uğraşmaya gerek yok. Öyle düşünüyorum şimdilik. Dün bunları gösterdim zaten. Burada sadece bir tane belge var. Benim işime yarayacak. Diğerleri de güçlendirici. Onları alacağız mecbur. Başka bir güçlendiriciyle değiştirebilelim diye. Şimdi bakalım vadiye. Gel bakalım 9. Hadi be. Şimdi gelecek. 8 gelecek de. 9. Aslanım benim be ya. Evet, bir taneye iki tane güneş veriyor. Bir tane domates ek, iki tane güneş vereyim diyor. Yani 360, 720 tane güneş alacağız biz tarlaya ektiğimiz zaman. Bu tarla bize neler veriyor ona bakalım. TNT. Kürek, iğrenç. Testere. Dinamit verdi ya, iğrenç. Bir tane de vida. Çok kötüydü. İnşallah 360 tane domates vardır. Altmış domates.
Eller. Bakalım kim var? 4 kişi varmış. Birisi cevap verir herhalde. Bu çok iyi ya. Dünkü neydi buğday? 25 tane buğday ek, bir tane güneş vereyim diyor. İnsafsız tosba. Bütün tarlayı ekiyorsun. 14 tane güneş alıyorsun. Muhtemelen Nesrin yazdı. Ya da bir tanesi. Nesrin 24 saat aktif. Bir tanesi de 12 saat. Diziyorum kuzum. Hey babala. Abo, alalım bunları. Onu ekelim, sonra domatesin güçlendiricisini açalım. Domates 6 saatte oluyor. 12 saat %40. 12 saat %40, 12 saat %30, 14 saat %50. Ey babalığa bak ki. 14 saat %50 iyiymiş. Ne yapacağız? 720 aldık. Yani 20 tane bir kere çevirme hakkı verecek. 50 de verecek. 100 de verecek, 170, 200 de verecek, 370, 550 de verecek, 870, 920, 1000 de verecek, 1920, 1500 de verecek, 3500 de yaklaşık. 720, 5 kere. Yok ya bunlar, hatta bunu bile açsam olur, 500 olsun yeter ya, ne yapacağız ki o kadar benzini. Ben bunu açacağım, evet. Kıyamadım. 6 saatte 4 saat 11 dakika indi. 4 saatte bir 720 alacağım. Tamam, gidelim çevirelim. Benzinden yana bir sıkıntı yok. Bir şekilde birikiyor. Bravo. Ver bir 9 daha. Sen 7 geleceksin biliyorum ama 8 güzel. Aslanım benim be. Şansını çok zorlama diyorsun. Ay, güzel. 51 benzinimiz oldu. Görev ne istiyormuş? Abu. Hadi bakalım olay. Bunu yarın bir video çekelim buna ya. Evet, çok uzayacak böyle. Sebze dükkanı, kamyonla gakkuk. Ben bunları teslim edeyim. Ödülleri topla. Yeşil çok az hep. Yani burada hayvan topladığın zaman eşit gitmek çok zor. Çünkü rakamlar çok yüksek. Şu hayvanları bir toplayalım. Bu kimmiş, bir tanesi mi? Nil. Evet. Abi eve niye uğramadık? Direkt hayvanın üstüne mi bastık? Bu nereye gidiyor? Geri gidiyor mu? Evet, geri gidiyor. İyi, isabet olmuş. Kumbaraya gelen jetonları sen belirlemiyorsun. Eşit olarak dağıtıyor. Onun için vadinin sonunda kumbaradaki leri eşit bırakmaya çalışmak önemli olana bence. Kumbaradakileri hesaplayıp normal cüzdandakilerle beraber iki tane büyük ödül aldığın zaman ne kalacak, ona bakmak lazım. Şimdi iki tane hayvan topladık. Şu ödül benzinimizi alalım. Sonra sağ taraftaki zürafayı alalım. Eyvallah. Ödülü ver dayım. Ödül. Şuna gidelim. Bu yeşil sıkıntı yaratacak, belli oldu.
3 tane hayvan topladık. Güzel. Şimdi bunları teslim edelim. Yeşil sıkıntı yaratacak dedim. Sağ tarafta da hayvan var. Ama burası doldu. 3 tane değil mi? Beni duydu vallahi. Bak yeşil fazla verdi. Bekleyebileceğiz biz şimdi onu. 775. Şimdi oho bu ne ya? Her yer hayvan kaynıyor be. Şöyle şu adayı dolanayım geleyim. Değirmen. 39 tane benzinimiz var. Bu ne istemişti bizden? Sebze dükkanı. Hiç çıkmamış mı ya sebze dükkanı? Şu benzinciye de uğrayayım ya. 20 tane benzin alacağız çünkü oradan. Uğrayıp geri döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Sebze dükkanı burada varmış. İyi. Evet abi şuraya bir gideyim ben. Bunu aldık mı ya? Aldık. 4 tane ödül veriyor ilk önce. Aman bu da bir verdim. Hepsi aynı şeyi veriyor ya. Hayvan bir tane oldu. Günlük görev de tamam. İkinci hayvanı alalım. Ya ne yapacağız mavi dayı? Mavi oldu her yer zaten ya. Buna filan uğramıştık zaten değil mi? Direkt barınağa gideceğiz mecbur. Yürü bakalım. İyi hayvan teslim ettik ha. İyiyim en azından mavi az. Bunu benim hızlandırmama gerek yok artık. Çünkü başka yapacak bir şey kalmadı. Etraftaki hayvanları da topladık. Bu ne be? Her yer hayvan kaynıyor. Oho. Abi bu 2 gün içinde biter yani. 28 tane de benzinimiz kaldı. Yarına onun üstüne ekler keyifli keyifli devam ederiz. Yarın bu bıyıklı domuzu oynayacağız. Neler alacağız beraber göreceğiz. O da uçuş modunda yapılıyor ama o biraz karışık. Tam olmuyor gibi. Onu Sibel aşkısına tekrar bir soracağız nasıl yapıldığını. Ona bir bakarız. Yapabilirsek öyle yapacağız. Elmas harcamız deriz. Çünkü orada yani 150-200 elmas gidiyor. Geçen sefer 3 tane, 4 tane belge almıştık. En azından. O zaman iyiydi. Vadede yapacak bir şeyimiz kalmadı. Şu civatalarımızı da alalım. Videoyu sonlandıralım. Civata diyorum, civata. Şurada var bence. Yemedi. Başka aklıma gelen bir şey yok. Çark feleği çevirdik. Başka bir şey yazmış mıyız? Yazmamışız. Yarına domuzu bıyığı beraber oynayacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hey babalığa bakayım. Bye bye.